Bismillahirrahmanirrahim. Genç kardeşlerime bir hayali tablo kurmak istiyorum. Anlatacağım konu bu tablonun üstünde olacak inşallah. Ben hiç hayatımda futbol oynayamadım. Elhamdülillah Allah'ın lütfu ve keremi oldu. Ama yaşadığım ülkede futbol oynanıyor, tapınılıyor e, camide imam da olsan, medresede hoca da olsan, evde kadın da olsan futbol bilgin oluyor. Nitekim benim de bilgim var. Mesela statta oynandığını biliyorum. Topun kaleye girmesine gol dendiğini biliyorum. Çünkü 60 senedir bunları duyuyoruz ve biz de sanki oynuyormuşuz gibi bir sonuca geldik. Allah affetsin hatalarımızı. Şimdi genç kardeşlerime bir futbol sahasında iki takımın sahaya çıktığını 22 kişi ediyor değil mi onlar hakemlerle beraber işte yan seyircide filan 50 kişi sahaya çıkmışlar diyelim yedekler vesairesiyle şimdi oyun başlamış oyunculardan bir tanesi böyle hayretle sağa sola bakıyor. Diyor ki, ''Ya arkadaşlar, ne koşup duruyorsunuz? Rahat olsanıza.'' Diyor. ''Ya öbürü deli misin? Ne rahat olması? Çabuk koşsana sen.'' diyorlar. Antrenör onu kenara çağırıyor. ''Ya sen niye duruyorsun?'' diyorlar. ''Ya bunlar hepsi delirmiş, koşup duruyor. Kimse yerinde durmuyor.'' Diyor. Böyle bir insan, otop sahasında Akıllı mıdır, casus mudur, deli midir? Anlaşılmadan e, onun o sahadan uzaklaştırılması gerekir. Neden? Evet, insanlar huzurlu, beyefendi, yerinde otur, kalkmaya akide bir şekilde konuşurlar ama o evde oturdukları zamandır. Bir sahada top oynayacakları zaman 90 dakika at gibi koşman lazım. Kaleci bile yerinde hareket etmesi lazım. Uyur kalırsın yoksa kalenin ortasında. Hareket eden kazanır. Bir ikincisi hem sen hareket edeceksin hem diğer 21 kişinin hatta hakemler de dahil 25 kişinin deli gibi koşması gerektiğini bileceksin. Sadece sen ve senin takımın koşmakla bir oyun olmuyor. Sen koşuyorsun, arkadaşların sana ayak uyduruyor, sen arkadaşlarına ayak uyduruyorsun. Karşı takım koşuyor, iki koşan arasında hakem koşuyor. Bir o kaleye gidiyor, bir bu kaleye geliyor o sahaya indikten sonra ister A takımında ol, ister B takımında ol, istersen de hakem ol, ne olursan ol, orası koşuşturma yeri. Oyuncu değilsen evinde de bekleyebilirsin, kahvede de bekleyebilirsin, bir ağacın altında semaver yakıp çay da içebilirsin. Ama oyuncuysan terleyeceksin, koşacaksın. Öbür türlü insanı oyundan atıyorlar. Bu anlattığım futbol kurallarına uyuyor mu şimdi? 70 yaşına yaklaşmış bir adam olarak yanlış bir şey söylemeyeyim. Doğru mu bu anlattıkları? Yoksa sen de benim gibi hiç anlamıyor musun futboldan? Yani ben de sizin kadar anlıyor olabilirdim hocam. Eyvah sen de hiç anlamıyorsun o zaman. Hocam ama biz şunu düşünüyoruz. Biz de aynı koşuşturmacayla e, yolumuza devam etmeye çalışıyoruz arkadaşlarımızla beraber. Eylül ayında da elhamdülillah 45 ilimizde İmam Hatip'leri ziyaret ettik. Sen yani, niye bu lafı ben de üstüne yaşıyorum. aldın? Bir dakika. Niye lafı üstüne aldın sen? Yani sen koşuşturmuyorsun mu dedim ben sana. <laughs> bu sadece... E, yok. Ben tüm arkadaşlarımız adına söyledim hocam. Ya ben seninle muhabbet ediyorum. Arkadaşlarından destek alma şimdi sen. Yani evet. futbol sahasında... Beyefendi beyefendi oturmak mı gerekiyor? At gibi koşturmak mı gerekiyor? Sen buna cevap ver şimdi. Koşturmalıyız hocam. Koşturmalıyız. İşte insanları biz hakka taraf olanlar ve batıla taraf olanlar diye ikiye ayırıyoruz. Yani mümin olanlar ve kafir olanlar diyoruz. Bu ayrım Adem Aleyhisselam'dan beri var. Kıyamete kadar da var olmaya devam edecek. Müminleri de yani hakkın yanındayız biz diyenleri de mecburen ikiye ayırıyoruz. Onlar da Allah'a iman ettikleri için Allah'ın onlara cennet borçlu olduğunu zannedip evinde, iş yerinde, şurada burada oturanlar ve cennetin kargo ile onlara gelmesini bekleyenler birinci grup. İkinci grup da biz madem Allah'tan yana olduk Allah da bize cennet söz veriyor. Bunun bedava olmayacağı ve kargo ile gelmeyeceği belli bir şey. Koşuşturmam lazım benim başka türlü kendimi aldatmış olurum. En azından elim, ayağım, dilim, gözüm, kulağım, organlarım, azalarım çalışıp iş yaptığı sürece benim çalışmam lazım diye düşünüp iman edenler. Bugün bizim memleketimizde veya dünyanın herhangi bir yerinde bir vakıfta, bir dernekte bir hoca efendinin dizinin dibinde siyasi, ticari, ekonomik ve herhangi bir başlıkta Allah rızası için oluşturulmuş bir yapının içerisinde faaliyet yapmak üzere oraya katılanlar 24 saat çalışmak, terlemek yere dikılmak, hastalanmak ne pahasına olursa olsun tercihimin doğal sonucu olarak yani ben Allah'tan yana, haktan yana tercih yaptım. Bu tercihimin de A, B şıkkı var. A şıkkını kendime uygun bulmuyorum. Kargo ile cennet bileti gelecek yok böyle bir şey. Kimseye gelmiyor bu. Ben cennet bileti için koşuşturmam lazım diyorum. B şıkkına geçiyorum. Evlerinde, iş yerlerinde oturanlar, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra kargodan sürekli cennet pasaportu kendilerine geleceğini bekleyenler, siz niye filan teşkilata gittiniz, aşırı uca katıldınız, radikal oldunuz, siyasi geleceğinizi öldürdünüz, siz memur olamazsınız, siz şu olamazsınız, sana kız vermezler, sen evlenemezsin, evde kalırsın, ithamlarını yaparken, o sahada koşuşturanlara, o ne koşuşturuyorsunuz da durun durduğunuz yerde, maçı kazanıp gidelim, diyene benzerler. Dünyada her zaman 22 kişi top oynar, 22 bin kişi de stat'tan seyreder. Stat'tan seyredenler yuhlarlar, alkışlarlar, sonra yorumlar yaparlar, protesto ederler, yürüyüş yaparlar, ağlarlar, sızlarlar. Ama oyunu 22 kişi oynar. Bugün ümmeti Muhammed'in bu yaşadığı asırda ki çok kötü bir asır, bundan kötü asır olmaz sözleri doğru değil. Adem Aleyhisselam'dan beri böyle geldi, böyle gidecek bu. Bu zamanda bütün Müslümanların gidip statta oyuna katılmalarını beklemek beyhude bir şey. Bu olmaz. Muhakkak 22 kişi olacak. 2-3 tane de hakem filan derken işte yedekler medekler Bilemedin 50 kişi olur. Elli bin kişi de türbünlerden seyredecek ama. Seyircisi çok olan, oyuncusu az olan bir işe giriştik biz. Hak tarafına intikal ettiğimiz zaman. Bugün sizin derneğinizde, benim ders halkalarımda, filanca siyasi oluşumda, filanca vakıfta, filan harekette İnsanların sahabi gibi başarılı olamayışlarının Sultan Fatih ve ekibi gibi kaliteli sonuç alamayışlarının en temel nedeni stattaki oyun sahasıyla seyirci türbünlerini karıştırıyor olmalar. Herkes türbünlerde hem de böyle meşin koltuklu türbünlerde oturup maçı seyretmeye taraftar. Oyuna kimse katılmıyor. Kabiliyeti olmayan birisi de oyuna katılsa iki de bir durun koşmayın lan ne koşuyorsunuz aşırı gitmeyin diyor. Adem Aleyhisselam'dan beri böyle bu. Nuh Aleyhisselam zamanında böyleydi. Ashab-ı kiram 120 bin kişi ama dünya nüfusu 120 bin değildi. 23 senede 1 milyon insan toplanamadı. İhtimal dünya nüfusu milyonlardan fazlaydı. Çünkü Bizans bir yere asker gönderdiği zaman sadece asker o gün Roma asker gönderdiğinde 200 bin kişilik ordu gönderiyordu. Pers İmparatorluğu ordu gönderdiğinde 200 bin, 300 bin kişilik ordu gönderiyordu. E dünyanın çok yeri mamurdu. Sadece asker asker sayısı Peygamber Efendimizin gününde yani nüfus olarak Müslümanlar olarak demiyorum milyonlar vardı asker olarak milyonların asker olduğu bir dünyada herhalde 5-10 milyonda nüfus vardı ama 120 bin kişi hadi ihtimali büyütelim 150 bin kişi 23 yıllık çalışmanın sonunda Allah ve Peygamber şuuruna erebildi. Bugün 8 milyarın içinde o günkü yüzde neyse yüzde böyle olacaktır. Bu sebeple siz konuşmaya başlamadan önce çalışmaları saydınız. Ben yarısında kaybettim seni zaten. O kadar iş yapıyorsunuz ki kardeşim, Milli Eğitim Bakanlığı'nın o kadar çok dallı bir projesi yoktur diyeceğim şimdi. Yani bu kadar iş yapıyorsunuz. Ama bu kadar işe dayanacak insan bahsettiğim oyunun kurallarını kabul eden insandır. Ve sayısı da bunların yüz binler hiçbir zaman değildir, olmayacaktır. Yüz binler türbünlere taliptir, koltuklara taliptir, işe taliptir. İşe gitmek için seninle çalışıyor görünmesi gerekiyorsa, bazı sosyal menfaatlerden dolayı gelir orada birkaç gün görünür. Fotoğraf çektirir. Sonra işine, yani o türbünlerdeki yerine devam eder. Bugün sen ve senin ekibin, başkanınız, yönetiminiz vesaire her kimse gerçeğin bu olduğunu kabul ederse, tek kalsanız bile bütün projeleriniz başarıya ulaşır. Ama insanın doğasında var olan türbün hastalığı. Hep türbünden seyretme, Fatih ve Selahattin gibi alkışlama, Ashab-ı Kiram'a yalandan böyle saygılar ve gözyaşlarıyla anma. Bravo çok güzel oldu. Hep hakem, hep seyirci, hep yorumcu olma yönünü insanlığın kestiremezsen. Sen Allah ömür verir de 5 sene sonra şu projeleri bir daha say desem sen bile unutmuş olursun onları. Ama siz yola çıkmış 10 kişi. Bu oyunu zaten 10 kişi oynar. 20 kişi çıksak 20'de karşı takım sahada birbirimize çarparız. Her zaman seyirciler büyük kitlelerdir. Oyuncular az kimselerdir. Onun için oyuncuya zaten çok şeyler feda ediliyor. Çok büyük ücretler ödeniyor. Çok iyi korunuyor oyuncu. Seyirci korunmuyor ama adı üstünde seyirci, kitle. Adı üstünde kitle. Bu sebeple bu zamanda ve bütün zamanlarda Allah için bir iş yapmak, yaşadığı ülkenin iyi vatandaşı olmak, dininin ve dindarın çalışanları arasında bulunmak isteyenler bir kişi kalma pahasına bu yola çıkacaklarsa başarırlar. Şu kurul bu kurullara, kalabalıklara, kitlelere, şu vilayetlere yayılmış şubelerine güvenenler ki onlarda gelsin ayrı bir mesele ama kitlelere güvenenler alkışlayanların, ıslık çalanların da sahaya inip top oynayabileceklerini zannedenler çok yakın bir dönemde umutlarını kaybederler, heyecanlarını söndürürler ve işte yüzlerce projeden iki tanesi kalmaz 20 sene sonra. Buradan neyi anlatıyorum? Eda neyin üzerine vurgulama yapmaya çalışıyorum? Din kitlelerin işi değildir. Yüreklerin işidir yürekli insanda azdır. Onun için bir Hasan el-Benna 100 senedir ölmedi hala. Tam 100 sene oluyor Hasan el-Benna'nın İhvan-ı Müslümini kurduğu. Hala yaşıyor. Hala Orta Doğu bölgesinde, Avrupa'da, Amerika'da büyük tehlikeli bir örgüt olarak görüyor. Yahu Hasan el Benna şehit edildi. Arkadaşları ilk gruplarından yaşayan kalmadı. Dördüncü nesli yaşıyor Hasan el Benna'nın çocukları. Üzerlerinde kaç ihtilal oldu? Kaç bin kişinin zindanlarda öldüğünü, kaç bin kişinin meydanlarda öldürüldüğünü Allah'tan başka bilen yok. Hala güçlü ama. Çünkü neden? Hasan el Benna bir kişi olarak çıkıp bir kişi kalmaya razı olan bir ruh ve heyecanla ortaya çıktığı için din var oldukça onun dengeli duruşu Allah ve peygamber heyecanı İslam'ın bütününü kuşatan ruhu hep canlı kalacak. Hasan el Benna ölmez. Hasan el Benna'dan sonra ne partiler kuruldu, ne dernekler kuruldu, ne oluşumlar, ne şu cemaatler bu cemaatler 10 sene 15 sene sonra Hepsi kayboldu, gitti. Bunun için biz bir ekip oluşturduğumuz zaman Allah ve ben yeteriz bu dünyaya. Ben Allah'la beraber olduktan sonra o da benimle beraberdir. Şuuruna sahip olan beş genç 20 sene sonra ülkeler ayağa kaldırır. Belki 30 sene sonra bir yerde şehit edilir. Ama 150 sene sonra da nesillerin imanla buluşma sebebi olarak hala devam eder. Bizim asrımızda Hasan el-Benna örneğinde görüldüğü gibi, Said Nursi örneğinde rahmetullahi aleyhim görüldüğü gibi. Yani isimlere dikkat et, parti kurup binlerce insanla yola çıkmış insanlar değil bunlar. Çantaları bile yok, gömleklerin için elif cüzü saklamışlar, o şekilde yola çıkmışlar. Üç kişi, beş kişi olmuşlar. Arkadaşlarının çoğunu hapishanelerde elde etmişler. Hapishanede hidayetine vesile olduğu insanlar arkadaşı olmuş. Yol arkadaşı olmuş. Yüz binlere hiç ulaşmamışlar. Toplumun on binde biri bile olmamışlar hiçbir zaman. Milyonda bir gibi bir rakamla sözleri, bir milyonda bir kişi o ve arkadaşlarını oluşturuyor. Ama bugün dünyanın Allah'a yakın olma, İslam'ı yaşama davasını en güçlü bir şekilde sanki mezarlarından idare ediyorlar. Onun için bu akşamki sohbetimizi gerçekçi olunuz, hayalci olmayınız. Türbünde oturmayın, yakışmaz Müslümana. Sahaya inerseniz, sahanın türbün olmadığını bilin. Koşuşturanı hasses etmeyin. Kıskanmayın. Senden daha çok koşanı gıpta aç sen de koş. Koşmayın lan durun oturun top gelir ayağımıza vururuz herhalde bir gün diye konuşma. Yapamıyorsan yapanı takdir et, tebrik et, teşekkür et. Ecrini de Allah'tan bekle. İşte sen kazalisin. Sana Hasan el-Bennasın. Allah hepsine rahmet etsin. Benim sözlerim bitti sayın yönetici. Allah razı olsun hocam. Ben hemen bir soru sormak istiyorum. Bu sahaya inmeye niyet ettik veya inen arkadaşlarımız oldu. Ee, bu koşuşturmaya başladıktan sonra e, ilk yapmamız gereken sizce nedir? Yani ilk kendimiz yapmamız gereken oy, Oyuncu kartın olacak yoksa seni polis dışarı atar oradan antrenmanlara çıkmış, antrenörün listesinde olan bir futbolcu olacaksın. Yoksa manyak sahaya atlamış diye alır seni karakolada götürürler provokatör diye. Hakem oyunu durdurur. Bir serfikan olacak. Yani Kur'an nedir, İslam nedir, dava nedir? Bunun eğitimlerini gören biri olacaksın. Bir. Orada iki takıma yer veriliyor. Sen üçüncü bir takım olarak beş kişi sahaya atlayamazsın terörist diye seni hemen hemen karşı taraf işte filan ülkenin casusu diye tutuklatırlar seni. Yani bu ne demek? Kendini yetiştireceksin. Oyun sahasında olan filan dernek, filan vakfa gideceksin. Beni alın ben hizmet etmek istiyorum diyeceksin. İlk yapacağın şey bu. Bunu yaptın mı ve sen ihlaslı oldun mu? Allah seni itecek o tarafa doğru zaten bir iş yaptırmak isteyen Abdullah abin de gel 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 ben senin gibi bir yiğit arıyordum diyecek. Ama sadece fotoğraf çektirmek için inersen güvenlik görevlileri seni dışarı atarlar. Hocam tabi tribünleri de yani arada heyecanlandırmak gerekiyor. Şimdi biz de okullara gittiğimiz zaman veya işte salonlarda programlarda gençlere bahsediyoruz bazı şeylerden kardeşlerimize. sizce burada neyden Mesela başlamak gerek atıyorum ilk olarak biz niyetle gidiyoruz diyoruz ki iyi bir niyetle başlamanız gerekiyor, hedefinizi ona göre koymanız gerekiyor. Ne yapıyorsanız Allah rızası için. Ama e, burada nasıl bir e, söylem götür, geliştirebiliriz? Şimdi Sizce hayal, hayali bir maç yapmak başka bir şey, oynanan bir maçı seyretmek başka bir şey. Senin yapabileceğin en büyük iyilik adın ne senin? Muhammed Kavas. Muhammed. ismin harika bir defa. Sen Muhammed olarak izlenebilir işler yaptığın zaman bir şey anlatmana gerek yok senin. Ashab-ı kiram briefing mi veriyordu gittiği yere? Kitap mı dağıtıyordu ashab-ı kiram? Konuşuyorlardı ama dilde bilmiyorlardı. Yani biz Arap diyoruz ashab-ı kirama değil mi? Onları anlamayan Araplar da vardı lehçe farkından dolayı. Ama ashab-ı kiram ne yaptı? Oyunlarını gösterdiler. Bak ne güzel oyun oynuyoruz dediler. Bir şeye gerek kalmadı. Kitleler onlar gibi oynamak için yola çıktı bu sefer. Bugün senin 25 yaşında mısın? Ne kadar yaşın senin? Muhammed? 21 yaşındayım. Daha şu aşçı görünüyorsun Muhammed ya. Yani herhalde aydınlatmadın bulunduğun yeri onun için. Ama bu yaş olgunluk olarak söyledim tabi. Senin 21 yaşında yapacağın şeyler, teşkilatın, ciddiyetin, konuştuğun dilin, beyefendiliğin, insani kimliğin, vakarın, okuduğun üniversiten, aile ilişkilerin, sen müthiş bir arı çeken güç haline gelirsin. Ama sadece okula gidip öğrenciye şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Bu reklamı bütün firmalar yapıyor zaten. En iyisini de futbol yapıyor, internet yapıyor. Senden önce o çoktan gitmiş oluyor bir yere. İmrenilecek kimliğin kadar anlatacağın bir şeyin yok senin. Buna bir örnek vereyim istersen. Mesela bir öğrenci işte Hollanda'daki bir yarışmada Nobel'e aday gösterildi. Ve bu İmam Hatip talebesi. Onun dolaştığı okullarda gözler onu nasıl izliyor? Nasıl çalıştı, ne yaptı diye merak ediyorlar. Onun bir konuşma yapması gerekmiyor ki. Okulun e, sınıflarında camdan baksa birer kere herkes ona fotoğraf çektirmek isteyecek. Yani bu Nobel ödülü olursa tabii farklı bir anlayış ama işte senin yani ruhlara hitap eden yüzündeki olgunluk, vakar, selam veriş tarzın, kibirsiz kimliğin ama vakur duruşların bunların hepsi en önemlisi. Onun dışında ne konuştuğun bence çok önemli değil. Çünkü herkes konuşuyor. Senden çok daha cazibini internetten izliyor çocuk zaten. Ama gözünden akacak feyzi ve bereketi internette bulamıyor. Bir arkadaşımız yazmışlar. Ben seslendireyim mesaj olarak ilettiler. Liderliğini yaptığım liseli öğrenciler İmam Hatip öğrencisi olmalarına rağmen din konuşmak istemiyoruz abla diyorlar. Onların anlayacağı şekilde yenilikçi çözümler üretmeye çalışıyorum. Ama başarılı olmakta zorlanıyorum. Sizce dinle ilgili tartışmalarda hangi yöntemlerin Kullanılması daha etkili olabilir diye sormuş. Gençlerle bir kere, bir kere, bir kere e, dinle ilgili konuşmak, yani sofradaki bir insanın tabağına sürekli çorba koymak, sürekli fasulye koymak gibi kabul ediliyor şimdi. Bu bir kaçamak tiyatrosu. Aslında kimsenin dinden bıktığı yok. Dinin nesi var ki bıkmışlar ondan? Gazetekiler maazallah deseler bunun bir anlamı var dinimiz yüzünden bu hale geldik diye Gazzedeki mağdurlar şehit anaları ya din yüzünden bunu çektik diyebilir. Bu topraklarda kim ne çekiyor ki din üzerinden çekti diyeceğiz. Bu bir mazeret bir kılıf bu. Ama ben bu kızıma şunu tavsiye ederim din üzerinden başlamasın tesettürden başlamasın namazdan başlamasın insan olmayı ve hanımefendi olmayı konuşsun, İnsanlıkta istemiyorum diyeni bıraksın zaten, onu psikiyatriye havale etsin. Yani biz insanlığımızı güçlendirdikçe, İslam doğal olarak güçlenecek zaten. O çocuk, sabahleyin annesi onu azarlamıştır, namaza kalkmıyorsun diye, lise talebesi. Bu benim kızım da gelip, namaz kılmasak Allah bizden razı olmaz deyince, ikinci ana başımıza çıktı, çek git buradan. ...diye onu uzaklaştıracaktır. Onun yerine biz insanız. Güçlü olmamız lazım. Boşlukta bulunmamamız lazım. Yani insan olarak... ...İslam adına söyleyeceğimiz her şeyi... ...insan kelimesiyle söyleyebiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Ürkecek bir şey yok burada. Eyvallah hocam. Bir soru daha... E, ...ileteyim hocam. Kadının hizmette sınırı ne olmalıdır? Diye sormuş... E, Vakti zamanda bir hocasından da hizmet edeyim derken fıtratınızı da unutmayın. Siz kadınsınız diye bir cevap almış. Ee, sizin bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Şimdi etmiştim. kadının sınırı ne olmalı derken sanki erkek sınırsız mı? Yani anasını, babasını hastanede bırakıp sizin derneğe gelebilir mi bir erkek? Erkeğin de sınırı var. Namazı bırakıp okulda tebliğ yapıyorum denebilir mi? Yani kadın da erkekte ortak kulluk sorumluluğumuz var, insani sorumluluğumuz var. Dolayısıyla bu kadın diye ayırmak yanlış bu noktada bunu. Ve bu yaklaşık olarak yüzde seksen civarındadır. Yani erkekle kadın bu tip sahada oynama açısından söylüyorum, ee, sahada oynama noktasında yüzde seksen aynıyız biz. Ha yüzde yirmi fark nedir? kadının annesi ve babasının genç bir kızı olması açısından endişelenmeyecekleri ortamın oluşması, iffetini zedeleyecek bir şeyin olmaması, insanların sakallı da olsalar, bir yerde talebe de olsa, hoca da olsalar, müdür de olsalar, bayana karşı laubali olabileceklerini, gözlerinin başka maksatla fırıldaklaşabileceğini tahmin edecekler ve Allah'ın haramlarını çiğnemeden yaşayacaklar. Yapacak başka bir şey yok. Mesela örnek vereyim. İstanbul'da faaliyet yapan bir kızımız, yani öğlende 3 saat derneğe vakfa geldi, çalıştı. Saat 17'de de evine gitti. Çok güzel bir şey. Ama bir faaliyete gidiyorum. Kartal'da bir faaliyet. Ben Fatih'te oturuyorum. Gece 12'de Kartal'dan yalnız e, evime dönüyorum. Bu anneyi babayı uykusuz bırakacak bir şey. Toplumun bu saatte bu kız bu sokakta ne arıyor diye e, art niyet aradığı bir şey. Bunlara dikkat edecek. Yoksa hepimiz aynıyız. Başka bir soru hocam. Genel olarak şöyle bir şey var. Özellikle günümüzde üniversite algısı çok değişti. Nedir? Diploma sahibi olmak, işte e, yani bu akademiye vakit ayırmak toplumumuzda, büyüklerde, anne babada ayrı bir yer edindi. Bu süreçte de üniversitenin yanında veya üniversiteden mezun olduğu zaman diğer akademik basamakları ilerletirken dernekte görev alan isimler, gönüllü arkadaşlar, kardeşler e, şey tep ...toplumdan tepki alıyor. Ee, ne gibi? işte ...buralarda bu kadar çok vakit geçirmeyin. İşte... E, ...iş güç sahibi olmalısınız. Ee, biraz daha... ...kendi hayatınızla ilgilenin. Kendinize yatırım yapın şeklinde. Ee, bunlar... bunlar ...Muhammed'ciğim... Sey <laughs> ...seyircilerin ıslıkları bunlar hep. Dedik ya seyirci ıslıkçalar... ...işe gücü yok yani bağırır çağırır yuh der. bunlar seyirci kafası e, Rabbim her insana bir kabiliyet vermiş her insan her kabiliyeti taşıyamıyor maalesef mümkün değil bu sosyal olmak, dernekte çalışmak, faaliyet yapmak her insanın işi değil eğer bir insan kabiliyeti olmadığı halde gelip sosyal bir faaliyete katılıyorsa bir dernekte o ne akademi ne de başka bir iş yapamaz zaten. İki işi de batırır. Eğer bir insan sosyalleşmeyi çerez yer gibi rahat yapıyorsa, çift dal devam eder o iş. Öyle bir böyle bir derdi de olmaz. Yani e, anne ve babaların korkusu, kendi çaplarında haklı tabii. Çünkü hayat diplomanın e, putlaştırıldığı bir zamana doğru geldi. Bunu geri çevirmemiz mümkün değil farklı bir algı oluşturmamız da şu anda mümkün değil. Belki bir zaman sonra insanlar "Üniversite mi okuyacaksın? Hayat bu kadar ucuz mu?" diyecekler belki. Ama şu anda bu mümkün değil. Gerekli de böyle baştan savulacak bir şey de değil. Fakat bu problemler içinde bir hasret var. Ben de gideyim, bir hayrım dokunsun. Abdullah abinin duasını alırım diye düşünen ama kabiliyeti olmayanların sıkıntıları bunlar tamam mı Muhammedciğim eyvallah hocam Allah razı olsun senden de hepimizden sohbetimizi şereflendirdiniz Sağ bu akşam herkes adına bir kez daha ben teşekkür etmiş olayım